Şimdi başka bir canlı yayın noktasına gidiyoruz sevgili seyirciler. Bugün Avrupa'nın en yüksek binası Safir'de ilginç bir etkinlik var. Türkiye Havacılık Festivali kapsamında 17 ayrı ülkeden gelen 49 sporcu paraşütle atlama yarışı yapıyor. Habertürk muhabiri Firdevs Çavuşoğlu da orada etkinlikleri izliyor. Firdevs, seni dinliyoruz. Evet, Avrupa Spor Başkenti kapsamında burada yaklaşık 50 sporcu Avrupa'nın en yüksek binalarından biri olan Safir'den atlayış gerçekleştiriyor. Şu anda da yanımızda organizatör Can Büyükçam bulunuyor. Ondan görüşlerini alalım. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir organizasyon bu? Efendim, Avrupa Spor Başkenti kapsamında düzenleniyor bu yarışma. ProBase Dünya Kupası'nın bir ayağı olarak gerçekleşiyor. Dünyada 6 ayrı ayaktan oluşan bir dünya kupası bu. İlk yarışma bu sene 2012'nin ilk ayağı İstanbul'da Safir'de gerçekleşiyor. Bu yarışma Yunanistan, Avusturya, İsviçre ve devamında Amerika ile sonlanacak. Bugün yarışmaya 44 yarışmacı katıldı. Şampiyona dahilinde 50 yarışmacımız var. 17 ayrı ülkeden geliyor bu yarışmacılar. Ki Venezuela'dan gelen yarışmacı 17 saat yol geldi. Sırf bu yarışmaya katıldı. Bu yarışmacılar arasında çok önemli olanlar var dünya üzerinde. Yani top 10'de listelenen yarışmacılar katıldı buna bugün. Yarışma çok şükür başarıyla devam ediyor şu anda. Atlayışlar da devam ediyor. Umarım bundan sonraki senelerde İstanbul Safir'in desteğiyle biz bu yarışmayı yapmaya devam edelim. Peki kaç Türk sporcu bulunuyor bunların arasında? Bugün yarışmaya iki Türk katıldı. Bir tanesi Hasan Dökmetepeoğlu. Kendisi Türk Hava Kurumu'nda sporcu olarak çalışmakta. İkincisi Jack, birazdan atlayışını gerçekleşecek, aramıza katılacak. Jack de Amerika'dan geldi. Amerika'da yaşıyor kendisi. Sadece bu yarışmaya katılmak için aramızda oldular. Şu an için böyle. Evet, Engin Yıldırım da yanımızda bulunuyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu organizasyonla ilgili olarak? Ne kadar yüksekliği buranın? Sporcular ne kadar? 6 metre yüksekliğe sahip ve Avrupa'nın en büyük binası hali hazırda. İşte İstanbul Safir tabii ki. Avrupa'nın en yüksek binası olan İstanbul Safir ve girişindeki Safir Çarşı olarak bu etkinliği 3. kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki etkinliklere devam edeceğiz. Çünkü Safir Çarşı olarak da özellikle yeni ve iddialı bir çarşı olarak da ilklere ve farklılıklara imza atmaya devam edeceğiz. Bu da çok önemli bir organizasyon bizim için. Geleneksel hale gelen ve getireceğimiz. Bu vesileyle de 19 Mayıs'ı tüm izleyenlerin de Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutluyoruz. Safir Çarşı yönetimi olarak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yarın da yarışmacılar kupalarını alacaklar, ödüllerini alacaklar diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Şu anda da gördüğünüz gibi aslında bir yarışmacı, Türk yarışmacı Jack Campi atlayışını gerçekleştirdi. Biz onları bekliyorduk ama şu an atlayışını gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi sizin de. Ne kadar sürede peki burada olur? 40 saniye içinde yanımızda olur. Peki ne gibi önlemler alıyor yarışmacılar burada? Şimdi gelen yarışmacıların hepsi hali hazırda zaten lisanslı yarışmacılar. Bu tarzdaki yarışma ve bu tarzdaki sporları standart insanlar tarafından veya hani bu işin eğitimini almamış insanlar tarafından yapılması zaten kesinlikle tavsiye edilmiyor. Zaten imkansız. Hele ki böyle bir organizasyona katılmaları zaten imkansız. Bu iş şöyle başlıyor. İlk önce Skydive adı altında başlıyor. Uçaktan yapılan ilk önce ikili atlayışlar, daha sonra teke dönen atlayışlar ardından en az 300-400 atlayış yaptıktan sonra base denilen bu spora başlayabiliyorlar. Base ne demek? Onu kısaca özetleyeyim size. Base özetle B, A, S ve E harflerine oluşuyor. Sabit bir yerden atlayış yapmak anlamına geliyor. B, building anlamındaki B, yani bina. A, anten. S, köprü anlamındaki S ve de E de ört anlamına geliyor. Şimdi ben sporcumuzun yanına doğru aslında ilerlemek istiyorum. Kendisine de aslında söyleyebilirsek, o da yanımıza gelirse onunla da birkaç cümle konuşmak istiyoruz. Siz de söyleyebilirseniz hemen yanımıza alabilir miyiz sizi? Çok hızlı bir şekilde sizi yanımıza alalım. Merhaba. Şöyle hemen nasıl bir duygu, bu kadar yüksekten kendinizi bırakıyorsunuz, hemen hızlıca alalım sizden. Çok çok eğlenceli bir duygu, çok zevkli. İnanılmaz keyif alıyorsunuz. Tavsiye ediyorum herkese, yükseklik korkusu olmayan. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hızlıca hemen sözü stüdyoya bırakıyorum. Yarın da ödüller verilecek. Buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü size bırakalım.
Firdevs, biz de sana ve konuklarına teşekkür ediyoruz ve bültenimizi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.